Sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Sert sorular ya yani bunlar. Sert soruların bu akşam kurbanı benim. Yok. Rap mi ediyorsunuz? Bugün niye duyayım yasal? Nasıl bunu istersin? Ya bu Ayşe değil. Ben sizinle de şu anda program yapıyorum. Yani sizin ne olacağınızı biliyor muyum ben? Geri adımda atmış değil. Niye beni siz zorluyorsunuz? Öyle mi? <laughs> yani siz de o kadar zorlamayın. İlginç. Tune Tekanlarından iyi akşamlar. Sersolu'nun ikinci bölümünde ve ikinci sezonun ilk bölümünde biraz heyecanlıyım. Yeniden karşınızdayız. Ufak bir ara verdik, sezon arası verdik. Ve yeni sezonumuzda da farklı bir konu ve farklı bir konukla karşınızda olmak için uzun süredir hazırlanıyorduk. Nasıl bugüneymiş. imiş? Ee, yeni sezonumuz hayırlı olsun diyelim. Bugünkü konuğum Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. İslam Üniversitesi'nde tarih okudu. Doçant olana kadar buradaydı. Sonra Marmara'ya geçti. Devlet arşivleri genel müdür yardımcılığı yaptı. Marmara'da rektör yardımcı vekili oldu. 15 sene Türk Tarih Kurumu başkanlığı görevinde bulundu. 24-25-26. dönemde Kayseri'den MHP milletvekili oldu. Daha sonra partisinden ihraç edildi. İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. Meral Akşener'e MHP kanadından en güçlü desteği veren isimlerden biri oldu. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından buradan iki arkadaşıyla birlikte istifa ederek ayrıldı. Kendisinin akademik bir yönü var. Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili e, sosyal medyada milyonlarca kez izlenen Türk medyasına damgasını vurmuş sözleri var. Ayasofya Camii'nin Yeniden ibadete açılması için defaatle verdiği önergeler var, teklifler var, ortaya koyduğu tezler var. Ee, bazılarına aykırı gelebilecek çıkışlar var. Sözünü pek esirgemiyor Yusuf Halaçoğlu. Doğru özetleyebildim mi hocam? Evet. Var mı bir eksik kalan bir şey? Yok, doğru neyse gerçek odur. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür Öncelikle ederim. Öncelikle e, davetimizi kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için teşekkür ederim e, Sert Sorular programının artık bir rutini haline gelen bütün konuklara da yaptığım bir bilgilendirme müsaadeniz olursa size de yapacağım. E, programımızın adı malum Sert Sorular. Ben ekibim ve ekranın başında bizi izleyen değerli seyircilerimizin bize yönelttiği soruları size yöneltmeye çalışacağım ve muhtemelen bazıları hoşunuza gitmeyecek. Ancak ben bunları açıklıkla size yöneltmeye ve açıklıkla cevap almaya çalışacağım. Müsaadenizle başlayalım. O zaman e, sizinle ilgili en çok aldığım sorulardan birinden başlayayım. İyi Parti'ye katıldığınız için pişman mısınız? Hayır yani e, İyi Parti kurarken çok güzel bir vizyon belirlemiştik. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan bir vizyondu. Şöyle ki e, sağcı olmayan, solcu olmayan, merkezde olmayan bir siyasi yapı. Yani ee, biliyorsunuz bu kavramlar Batının empoze ettiği kavramlardır Türkiye'de. Yani sağcılık, solculuk. İngiltere'den gelmiyor mu? Şöyle, İngiltere'den. Meclise. Geliyor. İngiltere'den geliyor ama daha sonra işte işin içerisine şeyler giriyor. Ee, komünizm de giriyor, sosyalizm giriyor biliyorsunuz. Hı hı. Ee, ben bunların hepsini bölücülük olarak görüyorum. Hı hı. Yani sağcıysanız da bölücüsünüz, solcuysanız da bölücüsünüz çünkü karşınıza karşı grubu alıyorsunuz. Bunun için vatanseverlik temel üzerine oturmuş bir siyasi yapıdan bahsediyorduk. Yani milliyetçi de kendini orada bulacaktı. Milliyetçiyim diyen de kendini bulacaktı. Muhafazakarım diyen de orada kendini bulacaktı. Atatürkçüyüm diyen de kendini orada bulacaktı. Cumhuriyetin kuruluş felsefesine inanmış insan da orada. Yani daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes kendisini orada bulacaktı. Yani vatanseverlik temel üzerine oturmuş bir siyasi yapı. Böylece herhangi bir ayrım olmadan insanların e, hangi soydan geldiklerine bakılmaksızın, inançlarına bakılmaksızın herkesin kendisini orada bulabileceği bir siyasi yapı. Bu neyi kazandıracaktı? Toplumda dayanışmayı ve birliği sağlayacaktı. Ne oldu? Başlangıçta çok iyiydi. İyi bir rüzgar alındı. Hepiniz biliyorsunuz o zaman işte 1 Nisan'da bir kongre yaptık. Genel kongremizi 128 bin kişi katılmıştı. Tabii bu bir takım yerleri endişelendirdi, özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Niye endişelendirsin Amerika Birleşik Devletleri? Ya şöyle. Şimdi Türkiye'de kendi kontrolünde olmayan bir takım siyasi yapılar pek hoşlarına gitmiyor Batılıların, özellikle Amerika'nın. Biliyorsunuz birçok darbe oluyor Türkiye'de. Darbelerin hepsi hemen hemen menşe olarak herkes biliyor nereden geldiğini. Şimdi kendi kontrolünde olmayan bir takım yerler. Şimdi. Ben şöyle düşünüyordum. Yani bir vatansever insan milliyetçim demesine gerek yok ki. Zaten vatanseverse milliyetçidir insan. O ülkeyi seviyordur. O oradaki insanları seviyordur. Şimdi şöyle düşünün. Birlik beraberlik olmadan ülkenin kalkınmasını sağlayamıyorsunuz. Hı hı. Ee, koca değil, Kanuni abi. bile, kanunu kanunu Sultan Süleyman bile o kadar geniş bir imparatorluğun tek hakimi iken bile ne diyor? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi, saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır, olmaya bahtu saadet, dünyada vahdet gibi diyor, birlik, birlik gibi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün o kadar çok kötü bir pozisyondayız ki, yani sağcı, solcu, komünist, faşist, ırkçı vesaire bir sürü terimlerle anılan bir yapı var. Ama toplumun bir kesimi de bunların hiçbirini benimsemeden kenara çekiliyor. Kararsızlar grubunu oluşturuyor. Dikkat edin durup dururken kararsız çıkmaz. Yani 2018 ee, genel seçimlerinde ve özellikle 2019 yerel seçimlerinde öyle çok da büyük bir kararsız grubun olmadığı ortaya çıktı ama. Şimdi Bütün kararsız, partiler, kararsız ama e, katılım, bir katılım, şekilde, oranı, katılım oranı kaçtı. Neden? Katılım oranı Avrupa'nın en yüksek. İşte Avrupa'nın en yüksek olabilir de insanlar neden katılmazlar? Hatta tarihinin yönetime, en yüksek katılımı yönetime, 80 bildiğim 80'lerde falandı. Yani yine yine %20 şey vardı. Katılım eksiği vardı. Fakat e, özellikle daha sonraki e, tarihlerde şimdi yani iktidar 20 yıllık bir e, zaman e, dilimi içerisinde 21 yıldır ülkeyi yönetiyor. Şimdi ülkeyi yönetirken e, işte insanların rahatsız olduğu kısımlar var. E, bir kısmı iktidarı desteklememeye karar verdi. Fakat muhalefeti de desteklemiyor. Şimdi e, ekonomik sıkıntılar vesaire bir takım e, Türkiye'deki sıkıntılara karşılık e, iktidarı desteklemeyip kararsız kesimine e, girenlerin e, muhalefeti neden desteklemediklerini muhalefetin iyi düşünmesi lazım. Siz düşündünüz mü? E, ben tabii ki düşünüyorum. Her zaman düşünen insanlarız. Düşünmeden olmaz. E, böyle bir Çıkaramaz insanız. ne? Ya şimdi güven vermiyor. İnsanlar güvenmiyorlar. Ama siz o muhalefetin bir parçasıydınız. E, muhalefetin parçasıydım ama ben muhalefette e, bulunduğum dönemde benim söylediğim tarzdaydı. Şimdi ben MHP'de neye karşı çıkmıştım? Anayasanın e, şimdiki yani Cumhurba Cumhur İttifakı'nın da temsil ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkmıştım. Hı hı. Çünkü e, tek kişinin e, iradesiyle devletin yönetilmesinin sakıncalarını söyledim. İşte devlet bey de aksine anayasaya evet diyordu. Ben de hayır dedim. Bundan dolayı ihraç edildim. Hı hı. Şimdi e, ben bugün de aynı fikirdeyim. Daha sonra yani, iyi partiye geçtiniz. İyi partiyi kurduk. İşte dediğim ya gibi daha toplu bir içme almak ee, istiyorum. Amerika istemedi dediniz. Amerika neden istemesin böyle? Ya yani veya Amerika neden böyle bir şeyle uğraşsın? Genelde çünkü. Amerika. Ya buna dair bir somut bir Amerika, var mı? Genelde Amerika. Ya yani şimdi şöyle düşün. Her başbakan, olan, her parti lideri Amerika'ya gidiyor öncelikle. İktidar olmadan önce. Amerikan büyük ülkesine dönmeden önce en son CHP ve İyi Partiyi ziyaret etti. Partileri ziyaret ediyor işte yani Amerika'nın bunları hadi dönerken hadi ziyaret etmesini anlıyorum ama bir parti kurulurken partinin genel başkanıyla görüşmek istemesini anlamıyorum niçin görüşmek istersiniz ya kimle görüştü? Bunu ya Meral Hanım'la görüşmek istedi kabul etmedik o da görüşmedi haliyle hı hı. yani genel idare kurulunda dedik ki görüşmemiz doğru olmaz çünkü hangi sıfatla görüşeceğiz? O zaman bir sorun yok. Sizin açınızda. Görüşülmedi ama sonrasında Meral Hanım merkez partisi haline getirdi partiyi. Görüştü yani. ya Onunla görüşmedi. Hayır onunla hmm. görüşmeden merkez parti, merkezi çekiyorum partiyi. Merkez parti Siyasi, olmasının ne sakıncası var sizin için? Ben merkezi de kabul etmiyorum işte ben onu söylüyorum. Sağcılığı, solculuğu da kabul etmiyorum. Hele hele muhalefetteyken bir parti başardım diyorsa onu hiç kabul etmiyorum. Başarı değil midir sonuçta? Ee, Muhalefetsiniz yani sonuç olarak başarmadınız ki. Yani e, diyelim ki 100 milletvekili çıkarsanız ne olacak, 150 milletvekili çıkarsanız ne olacak? İyi de Sayın Haluşoğlu siz 24, 25 ve 26. dönemde milletvekili yaparken muhalefet sıralarındaydınız. Doğru. Muhalefet sıralarında Dolayısıyla ee, bu bir başarısı başarı olarak addedilemez. Ba o zaman. Yok başarılı, sizin de yeniden milletvekili olmamanız mı gerekirdi mesela? Ya başarılı milletvekili olmak, başarılı olmak anlamına gelmez ki o siyasi parti, temsil ettiği siyasi parti e fikirlerin iktidar olması için mücadele eder. İktidar olamayan bir muhalefetin başarılıyım diye ortaya çıkması artık hep muhalefette kalması anlamına geliyor. Demek Akşener'de ki de muhalefette ise başarılıysa olması için mücadele ediyor olamaz mı o zaman? Efendim? Sayın Akşener de fikirlerinin iktidar olması için mücadele ediyor olamaz mı? Ben şimdi benim fikirlerime o öyle düşünebilir ama benim fikirlerime tersti. Nesi tersi? Ben merkez sağ sol kabul etmiyordum. Vatan Vatanseverlik temel üzerine oturmuş sağ solu merkez ortadan kaldıran ve herkesi kucaklayan bir nitelikte bir siyasi yapı düşünüyordum. Bu benim benefikler uymayabilir Yani onlar farklı fikir düşünebilirler. Hı -hı. Ama benim düşüncem böyleydi. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Bir sözünüz Kavga var. kavgaya e, kötü sözlere, birbirlerine e, hakaret eden e, siyasi anlaştılara ben karşıydım. Ee, bir sözünüz var diyorsunuz ki Türkiye Türkler yönetmeli dedikten sonra İyi Parti'nin genel idare kurulunda bu sözüme karşı çıkıldı diyorsunuz. Evet o da var. Yani Türkiye artık Türkler yönetmelidir dedim. Şimdi bunun neresi kötü? Neden böyle bir şey söylemeye ihtiyacı hissettiniz? E çünkü Türk olmayanların bir çoğu Ondan dolayı. Yani kendisini Türk olarak görmeyen insanlar e, varken e, bu sözü söylemem ne kadar Türkler yönetmiyorsa ve buna karşı herhangi bir ses çıkmıyorsa Türkler yönetsin dediğimde neden e, karşı çıkılacak anlamı anlamıyorum. Yani Türk olmak suç mudur? Veya Türkler yönetsin demek suç mudur? bir suç değildir de İyi Parti'de buna karşı refleks refleks göstermesini kabul etmem mümkün değil ki. Ama siz partiye girerken partinin tüzüğünü kabul ediyorsunuz ya. Ama partinin belki tüzüğünde bu yoktu. Yapısını... Bu söylediğim me karşı çıkan bir anlayış yoktu. Parti kurulurken milliyetçi, muhafazakar, Atatürkçü bir parti diye kuruldu. Yani deminki söylediklerimi tümü içine kapsayan bir anlayışla o parti kurulmuştu. Ama sonra mesela e, sistemi değiştirdiler. Benim mesela e, şeyden dolayı ayrılmadım ki Kayseri birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiler. Ben de şunun için kabul etmedim. Dedim ki Kayseri'ye gidemem. İzmir'e yerleştim. Haliyle dedim Kayseri ye gidemediğim yerin milletvekili olmam dedim. E şimdi e, gayet e, tabii bir şey değil mi? Gitmeyeceğim yerin milletvekili olmanın bir anlamı olabilir mi? Yakışır mı? Bunun için kabul etmedim. Ama ben buna rağmen partinin iktidar olması için mücadele ettim. Batı'ya gittim. etmek için Ağustos ayını beklemişsiniz. Şundan dolayı 2018'de. çünkü Ağustos ayından önce bir e, istişare toplantısı yapıldı şeyde. Adapaza, e, pardon. E, Afyon'da. Orada bir konuşma yaptım. Dedim ki hani iktidar olmak istiyordunuz. Hani 17 %17,5 kemik oyunuz vardı. Hani e, cumhurbaşkanı olacaktınız. Olamadınız. Ama hala da başarılıyız diyorsunuz. O zaman ne fark kaldı geçmişteki partilerimizden dedim, partimizden dedim. Yani ben tekrar ediyorum. Ne cevap aldınız buna? Buna istifa ediyorum cevabı aldım. Ondan sonra ayrıldılar, gittiler. Kim istifa kaldı. ediyor? Ee, i̇şte oradaki bu konuşmadan ve güven tazelemeniz gerekiyor dedikten sonra Meral Hanım istifa ediyorum dedi. Genel Başkanlıktan. Evet. Sonra herkes koşuşturdular falan ettiler. Baktım tekrar genel başkan oldu. Ben de istifa ettim. Güven tazelemesi gerekiyor dedim. Bundan dolayı uyuşmadık yani o yönüyle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim anlayışıma ters geliyor. Ya bu akademisyen olduğum için midir, siyasetçi olmadığım için midir, Türkiye şartlarında siyasetçi olmadığım için midir? Şimdi ben bir muhalefet partisinin ben başarılıyım diyorsa hep muhalefette kalmaya razı, rıza gösteriyor demektir. Yani muhalefet partileri iktidar olmak için çalışırlar. Ama bugün mesela Sayın Akşener'in de Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine baktığımızda iktidara en yakın pozisyonda olduklarını belirtiyorlar. Olabilir. Şu anda olabilir. olur. Yani iktidar da olabilirler. Hı hı. Ama ben bir siyasi partinin eğer iktidar olmuyorsa, eğer iktidar e, olmak için mücadele etmiyorsa o zaman siyasi partinin olmasına gerek yok. Aynı şey Cumhur İttifakı'nda yok mu sanki? 26 Milliyetçi Hareket insan, parçası, iktidar olmak istemiyor. 26 Nisan 2018 tarihinde bir tweetiniz var. Diyorsunuz ki hangi derin devletin önümüzü kesmek istediğini iyi biliyoruz. Evet. Çatı ittifakı yok diyoruz ama akıl almaz yerlerden baskı geliyor. Meral Hanım'dan vazgeçmeyeceğiz diyorum. Çok akıllılar hala okuduklarını anlamıyor ve bizi suçluyor diye bir tweetiniz var. Ee, akıl almaz yerlerden baskı geliyor. ifadenizdeki akıl almaz yerler neresi? Bakın şimdi e çatı aday kim? Çata, çata aday çata Çatı aday şimdi bu partinin yeni kuruluş dönemiyle alakalıydı o söylediğiniz herhalde. Bir o şey 2018 Nisan 2018 i̇şte Nisan, 2018, 2018 Nisan bir, bir önce. seçimlerden önceki bir dönemdi. Yani şimdi burada e, biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Türkiye Cumhuriyeti kurulurken hangi devletler Türkiye Cumhuriyeti'ni karıştırmak istediler? Bir bakalım. Yani şimdi Koçke 1920'de Koçkiri isyanı oldu mu? Kimin desteğiyle oldu? İngiltere'nin desteğiyle oldu. Peki 1925 şey sahip isyanı hangi şeyin desteğiyle oldu? Yine onun. Ama önemli şeyler var burada. Tarihler şu bakımdan önemli. 1920'de Koçgeli isyanı sırasında milli mücadeleye çıkmış. artık vatan işgal edilmiş. Ondan kurtarma mücadelesi var. Meşgul ediliyor milli kuvvetler. 1925'te şey sahip isyanı sırası nedir? Hangi problemimiz var? Musul meselemiz var. Evet, yani 2018'de nasıl bağlayacaksınız onu Efendim? merak ediyorum. nasıl Şimdi bağlayacaksınız? Şimdi göreceksiniz. Peki 1937 e, Dersim isyanında ne var? 1935'ten itibaren e, Suriye'de e, Hoybun'la bazı e, Türkiye'den götürülen Kürt liderleri bir araya getirilip sonra Türkiye'de kargaşa çıkarmak için e, silah gönderdiklerini biliyoruz. Bütün kaynak o benim elimde bütün kaynaklar var. Yani gizli toplantıları da alınan e, evet. tutar hepsinin kaynakları var. Hı -hı. Şimdi ardından ne çıkıyor? Şey Said şey e, Seyit Rıza isyanı çıkıyor. 1930 keza aynı şekilde. Evet. Sürekli olarak böyle şeyler çıkıyor. Peki 1960 ihtilali nasıl oldu? 1980 ihtilali nasıl oldu? Bir düşünün arka arkaya geliyor. Bunların içerisinde siz Batı'nın eli yoktur diyebilir misiniz veya Amerikan eli yok diyebilir misiniz? İşte 15 Temmuz çok yakın. Ne oldu? Kimin etkisi vardı? Yani durup durupturken Türkiye'den mi kaynaklandı? Amerika'nın şeyi yok muydu? Planı yok muydu bunun içerisinde? Vardı. Yani şimdi kendi kontrolünde olmayan her yönetime karşı çıkar Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Büyük Ortadoğu Projesi'nin içerisinde Amerika'nın bu sınırları değiştirme politikası vardı. Nitekim e, e, o zamanki Dışişleri Bakanı e, şeydi galiba değil mi bir hanım neydi? E, Rice'di galiba. Ortadoğu'nun sınırları değişecek diye beyanat veren o. Fakat bunun çok ötesinde başka meseleler ya, var. Çatı adayla ne ilgisi var hocam? Efendim? Çatı adayla ne ilgisi var bunun? Çatatay bu şeyle ilgili değil mi? Cumhurbaşkanlığı da Ekmelettin'le evet, evet, ilgili evet, değil mi? Evet. Yok Ekmelettin değil. 2018'de atıyorsunuz. Ekmelettin İhsanoğlu 2014'te bildiğim kadarıyla hatta sizin evet. açıkladığınız bir basın i̇ki, toplantısıyla iki, iki, 2018'de Attığınız sivit 26 Nisan 2018 tarihli. Evet. Diyorsunuz ki hangi derin devletin önümüzü kesmek istediğini iyi biliyoruz. Evet. Çatı ittifakı yok diyoruz ama akıl almaz yerlerden baskı geliyor. E çatı ittifakı ki. Meral Hanım'dan vazgeçmeyeceğiz diyorum. Çok akıllılar. Hala okuduklarını anlamıyorlar ha, ve şimdi baskıyorlar Ben diyorsunuz. orada çatı ittifakından bahsetmiyorum ki çatı ittifakı yok. yok ki. Şimdi orada çünkü FETÖ bağlantılı olduğumuz iddia ediliyordu. Hani Meral Hanım FETÖcülükle suçlanıyordu. Hı hı. Biz de o zaman dedik ki madem FETÖcü hakkında soruşturma için ama çatı ittifakı diyorsunuz. E, çatı ittifakımız yok ki. Hayır çatı ittifakı yoktur diyorum. Hı hı. Orada bakın çatı, ittifakı, çatı ittifakı, var hayır, çatı ittifakı, değil yok, diyoruz. Evet yok Ama işte. Ama akıl almaz yerlerden baskı, baskı geliyor. Diyorsunuz. Yani sanki böyle bir ittifakı zorlanıyor i̇şte, zorlanıyormuşsunuz bat, gibi. Hayır zorlanmıyor. İlla siz çatı ittifakısınız. İşte Amerika'nın e, şeyinde kurulduğunuz e, gibi iddialar vardı biliyorsunuz. Fetö iddiası diyorsunuz. Sayın Kolay Aydın'ın iddiası. MHP'deyken ya şimdi o, or, oraya varınca ya. o onu öyle bir takım iddialar vardı ama parti kurulduktan sonra da öyle iddialar değişik yerlerden geldi. Hükümetten, de geldi. De, özellikle hükümetten de geldi. Hükümetten de geldi. Resimlere sordum. Yani hükümet bu, bu şekilde resmi bir açıklama olmadığını belirtti. Yok. Hükümetten de geldi Koray o, o tarihlerde. Hayır ama hükümetten de geldi o tarihlerde FETÖ ile bağlantılıdır diye bir resimler konmadı mı? Hı. Biz de o zaman şunu söyledik. Peki iktidardaki birçok insanın FETÖ ile resmi yok mu dedik. Hı hı. Hatta şu anki adalet bakanı bile elini kürsüye şöyle dayayıp elini e, de e, yüzüne dayadı. Beğenirsiniz beğenmezsiniz dedi. E, hoca efendi e, büyük hizmet ehlidir diye konuşma yaptı Sen meclis kürsüsünde. De, Türkçe olimpiyatlarında benzer sözler. O da orada var. vardı. İşte bundan hı hı. kaynaklanan bunu söylüyorlardı. Biz de dedik ki ama aynı şey ötekilerde de var. Aynı hı hı. görüntüler. Hocam şu Şöyle Ali Türkşen başta olmak üzere sizinle beraber istifa eden işte Sayın Özcan Yeniçeri hı hı. işte Nevzat Bor, Bor. E, beyefendi ve diğer pek çok isim İyi Parti ile yollanı ayırdı. E, milliyetçi olarak nitelendirebileceğimiz en son Sayın e, Özdağ vardı. O da işte ayrıldı. Kendi partisini kurdu. E, ne oldu ama baktığınız zaman anketlerde de öyle çok aşağı yönlü bir şey bir e, gözükmüyor. Hatta kendilerinin ifadeleriyle pik yaptık. İşte iktidarı yürüyoruz diyorlar. onlara onların penceresinden baktığımız zaman sizin ayrılmanız pozitif yansımış. Ya şimdi öyle diyorlar ama %22'lerde çıkan anketler o tarihte bizim ayrılmamızdan sonra partinin aldığı oyla karşılaştırırsanız %10'un altında parti oy aldı biliyorsunuz. Evet. Bizim ayrılmamızın verdiği zannediyorum çok büyük bir şeydi. O parti için. Ee, yani %10'un altına, buçuk işte ben de Afyon'da onu söyledim. Hani yüzde buçuk kemik oyunuz vardı. Neden ee, böyle yaptınız dedim. Şimdi bakın bu sözünü ettiğimiz arkadaşlardan işte Ali Türkçen e, seçilecek bir yerden konmadı. E, şimdi Fatih Er Yılmaz mesela e, Kayseri'den hı hı. E, ikinci sıradaydı. E, mesela seçilemedi. Ondan sonra halbuki çok değerli bir arkadaşımızdı. Ee, Nevzat Bor hiç aday olmadı. Ben adayken adaylığı kabul etmedim. Birinci sıradan e, Kayseri e, birinci sırayı kabul etmedim. Şimdi e, Özcan Yeniçeri mesela hiç aday olmadı. Dolayısıyla yani öyle bir şey söz konusu değil. Bizim ayrılmamızın iyi Parti'ye faydası olduysa iktidar olması lazımdı. Olamaz mı? İşte bize o tarihte olamadı. Ama e, sanki yanıldığınız bir konu var. Çünkü şöyle bir ifadeniz var diyorsunuz ki önümüzdeki yerel seçimlerde sıfır çekecekler diyorsunuz. Baktığınız zaman işte aşağı yukarıda Ankara'da, Ankara'da aşağı yukarı kaç millet şey çıkardılar? Yerel seçimlerde kaç e, belediye başkanı çıkardı İYİ Orta Parti? Ortakada işte İstanbul'da i̇şte bakın Sayın Yiğinoğlu Ankara'da Peki tek Sayın başına koysa da İstanbul'u kazanacak mıydı? Ankara'yı kazanacak mıydı? Ve kandırıldık. Balıkesir'de kondu. Balıkesir'i ne oldu? Kazanamadı. Hakta çıktım diyorsunuz yani. E tabii ki haklı çıktım. Hangisini kazandı söyler misiniz? Mersin'i bile, Mersin'de MHP'li olan e, adayı bile e, tam bir yerine oturtamadılar. Gösteremediler. Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne katılacak mısınız? Hayır öyle bir düşüncem yok. Neden? Hiçbir partiye katılmıyorum. Siyaseti bıraktım. Ben sizin videonuzu izledim. Ee, Youtube hesabınızdan. Orada size bir çağrı olmadığını Ifade yok ediyorsun. öyle bir şey yok. Çağrı olmadığını değil. Partiyi kurduktan sonra işe geldi. Ümit Bey geldi. 4,5 saat falan da evde sohbet ettik, konuştuk. Hı hı. ben katılmayacağımı söyledi. Zafer Partisi'ni eee olarak teklif edildi yani size oradan. Aday. Tabii ki, tabii ki. Hatta daha sonra beraber gittik. Hı hı. Özcan Yeniçeri, Nevzat Bor ve ben gittim. Hı hı. Genel merkezlerinde de konuştuk yani. Pekala Reklam arasında çok süre kalmadı. Ee, CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında bir iddianız var. Ee, Paris'te öldürülen teröristle ilgili akrabalık bağı olduğu yönünde araştırılmasını istiyorsunuz. Yok onunla ilgili söylemedim. Yani Kaftancıoğlu ile akrabalık bağı olduğunu ben hiç söylemedim. Hı. Benim söylediğim başkaydı. Neydi? Ben e, Paris'te öldürülen Sakine Cansız'ın... Sakine Cansız'ın... Evet. Sakine Cansız'ın... Sara isminde bir Ermen olduğunu söyledim. Hı hı. Ee, bunun... E, ...şeyle... E, ...CHP'den başka bir milletvekiliyle akraba olduğunu... ...söyledim annesinin. Öyle mi? Evet. Hangi milletvekili akraba? Ee, onu söylemiyorum. Şimdi e, burada söylemem... ...doğru değil. Neden? Şundan dolayı... ...bu tür şeyleri... E, ya ben biliyorsunuz bir sürü isim biliyorum. Birçok yerde biliyorum. Evet. İktidar Partisi içerisinde de, Muhalefet Partisi'nde de biliyorum. Hiçbirini söylemiyorum. İsim zikretmiyorum hiçbir zaman. Yani hiçbir zaman zikretmedim. Şu bir an aktif milletvekili mi peki bu isim? Değil. Ee, ben mesela şöyle söyledim. Ee, 2007 yılında kendisini Kürt hatta Kürt Alevi'yi gösteren Ermeni dönmeler vardır. Bunlar TİKKO ve PKK içerisinde de yer alıyorlar. Dolayısıyla PKK hareketini bir Kürt hareketi olarak görmemeniz gerekir dedim bu ifadeyi söyledikten sonra birçok da benim görevden alınmam için önergeler verildi. Fakat ben direndim. Elimde listeler var ama açıklamam dedim. Bunu açıklamak istiyorsa kişilerin kendisi açıklasın. Ee, yani o sizin dönemde... kim olduğunuzu benim söylememe gerek yok ki. Siz kendiniz açıklayın evet. eğer arzu ediyorsanız. Anladım. Ee, Kaftancıoğlu'na yönelik sert eleştiriler... Ben sadece tabii ki Ermeni soykırımını kabul etmesi dolayı da sadece Kaftancıoğlu'na sert karşı çıktım. Evet. Tabii ki çıkarım. Biz bu kadar uğraşmışız. Sakince ardından Taziye mesajı yayınlamasını da. Yok, tabii ettiniz. ona Pekakalı da. Terörci, tabii ki ecağınsızı. ben onlar hepsine, ama hep çık, e, hep karşı çıktım. Il ben Cumhurbaşkanı'na yaptı... da karşı çıktım evet. sadece ona değil ki. Öyle ama e, Kaftancıoğlu'nun il başkanı yaptığı CHP ile de ittifakta yer aldınız. Bu Hangi ittifakta? Mi? Nerede? Millet ittifakında. 2018 yılında. Ben hiç zaman onlarla ittifakta yer almadım. Seçime bile girmedim dedim ya. Ama i̇şte hayır, kabul partimiz... bile etmedim. Hayır ben partimin iktidar olması için mücadele ettim. Tamam. Yani bu ittifak ittifakı... kurulmasına da karşı çıktım zaten. Onu da kabul etmemiştim. İttifak kurulmasını da kabul etmemiştim. Çünkü dedim ki İyi Parti diğer partilerden farklı olarak bütün milleti kendi bünyesinde toplayacak yegane siyasi yapıdır. Dolayısıyla müstakil olarak seçime girmesi lazım geliyor diye hep beyanatlarım var. Partiniz böyle yapmadı partiniz. Yapmadı işte ben istifa ettim benim. İstifa ettiniz ama, ama, seçim... ama seçimden sonra istifa. Seçimden sonra ettim çünkü seçimden önce edersem bu sefer milletvekili olamadığı için istifa etti diyecekler diye öyle düşündüm. Ama her zaman yani ben karşı olamam yani milletvekilliği konusunda istediğiniz yerden aday gösterilmediğiniz için ettiniz. Hayır ben hiç milletvekili olmayı ediniz. düşünmemiştim. İznin hanıma... gösterilmediğim için Yok yok öyle değil o... ondan dolayı etmedim. Şimdi o yanlış e, ifade edildi. Hı. Ben dedim ki Meral Hanıma gittim. Ben dedim başvurmuyorum dedim. Milletvekili için başvurmuyorum dedim. O da benim üniversitenin e, öğrencim olduğu için dedi ki abi dedi yapmayın dedi. Şimdi yanlış anlaşılır dedi. Lütfen başvurun diyor. Benim hatırıma dedi. Ben onun üzerine o dedim ki ben dedim ama İzmir'e yerleştim. Dolayısıyla dedim benim ya İzmir veya Ankara'dan gösterirsen başvurayım dedim. O da tabii dedi. Kayseri'den istemiyorum dedim. Gidemem dedim çünkü dedim. Onun üzerine tamam dedi ben de başvurdum. Fakat en son gün işte yine Kayseri 1. sırayı göstereceğim abi deyince ben dedim ki kusura bakma dedim. Ben sana söylemiştim. Kabul etmiyorum dedim. Mesela bundan ibaret. Ama Kayseri'den sen? Çünkü Kayseri'ye gidemem. Kayseri'den değil de İzmir'den aday gösterilseydiniz Millet İttifakı'nın doğru. Katılacaktım. Katılacaktım. Bir seçimle Evet. milletvekili olacaktınız ve bugün de Millet İttifakı'nın bir parçası olacaktınız. O Millet İttifakı'nın en büyük partneri Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'nın e sözde Ermeni soykırımına destek vermesine de şiddetle karşı çıkıyoruz. Ne fark eder ki yani Şimdi... bir hükümet kurulsa mesela Sen Kılıçdaroğlu'na bu soru sorulmuştu veya işte diğer grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcılarına bir hükümet kurulsa Sen Kaftancıoğlu'na bir İçişleri Bakanlığı verilebilir denilen bir, Ver, veril, bir sistem olması Verilmeyeceği bir sistem ayrı bir mesele ama yani şimdi eğer siz meseleyi sadece bu yönüyle araca kurursanız o zaman söylenecek o kadar çok şey var ki peki Ermeniler Ermeni açılımı yapanlar ne güne duruyordu veyahut da HDP ile işbirliği yapanlar ne güne duruyordu birlikte hareket edenler açılımı yapanlar ne güne duruyordu bunları göz önüne alırsanız o zaman Türk siyasi yapısı içerisinde partilerin özellikle bu Cumhur İttifakı ile birlikte e, gruplara gruplar ayrılması ve taraf haline gelmesi gayet tabi hale hocam, geldi. Ehveni yani. Yani ehveni tabi. Şimdi hayır. Bir de Cumhuriyet Halk illegal bir, bir parti değil ki. İllegal bir parti bir değil. Kullanmadım. Hayır ama kullanmadınız da yani onunla işbirliği yapmış olması Ben hoşuma gitmedi. Benim hoşuma gitmedi. Hı hı. Ama e, hoşuma gitmemekle beraber bununla işbirliği yapmak e, illa ki e, bunun e, tenkit edilmesini gerektiren bir hadise değil. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hatta tartışma konusu olan bir dinsiz e, Onu, da, açıklarız var. Biraz onu da açıklamanızı biraz onu da açıklamanızı evet. Güzelceğim. Alparslan'ın mezarının yerini biliyorum açıklamayacağım şeklinde bir beyan evet, var. hala, aynı düşmüş, Onu sormaya çalışacağım size. Evet. Ee, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı yönünde yoğun sorular var. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili girişimleriniz ve sonuçlar var. Ve hakkınızda birkaç tane iddia var. Bütün bunları reklam arasından sonra soracağım. Bir de sert sorular defterine kime soru bırakacağınızı kararlaştırdınız mı? onu da sor O zaman sorunun cevabını siz biraz daha düşünün. Reklam arasından sonra alalım. Birazdan buradayız. Sert sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Sert sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Sert sorular ya yani bunlar. Sert soruların bu akşam kurbanı benim. Yok. <laughs> Zet mi ediyorsunuz? Hatırlıyorum. Bugün niye duyayım yasal? Nasıl bunu istersiniz? Ya bu Ayşe değil. Ben sizinle de şu anda program yapıyorum. Yarın sizinle olacağınızı biliyor muyum ben? Geri adım da atmış değil. Niye beni siz zorluyorsunuz? Öyle mi? yani siz de o kadar zorlamayın. İlginç. Döndük devam ediyoruz. sers sorularda ee, İyi Parti eski milletvekili Profesör Doktor Sayın Yusuf Halaçoğlu'yla birlikte ee, reklam arasında ee, izleyicilerimizden beni uyaranlar oldu. En çok gelen sorulardan bir tanesi de şuydu. Ee, HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması yönünde siyasilerden bazı çağrılar geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan geliyor, Sayın Akşener'den geliyor ve... Ee, Eski partiniz evet ayrıldınız ama eski partiniz olması hasebiyle de bir anlamda bir e, yine bağlantı e, kuruluyor. Deniliyor ki ayrıldığı parti böyle düşünüyor. Acaba kendisi nasıl düşünüyor diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Benim yani eski partim olmuş olabilir. MHP'de eski partimdi. Evet. Benim hiç tutmadığım yeri gidip tuttu yani. Hı -hı. Sonuç olarak Cumhurbaşkanı olmaz dediği kişinin yanına gitti yani. Hı -hı. Şimdi onu da mı sorsu, sormak istiyorlarsa onu da sorsunlar. Hı -hı. Söyleyeyim. Şimdi ben Demirtaş veya başka birisi kim terörle uğraşıyorsa, kim teröristlere destek oluyorsa, siyasi ayağıysa e, hukukun verdiği, hukuk devleti isek hukuk neyi gerektiriyorsa onun yapılması lazım. Eğer suçlu olarak görülmüşse hukukun vereceği karar. Benim şimdi buradan tahliye olsun olmasın diye bir şey söylemem söz konusu değil. Ben teröre tamamen karşıyım. Ondan sonra bölücülüğe tamamen karşıyım. Hele hele işte kürtçülük yapanlara karşıyım. Kim olursa olsun bu ülkeyi bölmeye kalkışan, bu ülke aleyhine çalışan kim varsa hukuk çerçevesinde gereken cezayı almasını isterim. Hepsi bundan ibaret. Yani İyi Parti'nin hmm. ne düşündüğü, ne düşünmediği beni şu an hiç alakadar etmiyor. Tabii ki de alakadar etmiyor. Ben sizin görüşünüzü merak ettim ama siz de siyaseti ve güncel olayları yakından takip ediyorsunuz. Selahattin Demirtaş aktif siyasetteyken yaptığı çağrılar 6'lı 7 8'de Ekim Kobani işte eylemleri. Aslında Kobani demek de istemiyorum. Aslında da aynı Arap. Arap'tır. Ha. Ee, o dönemki şeyleri hatırlıyorsunuz. Yani e, hiçbir suçu yoktur demek biraz pembe bir tablo çizmek ortaya koymuyor. Ya şimdi mu? ben bir şey söyleyemem. Hı hı. Suçu var yok bunu hukukun karar vermesi lazım. Hı. Ama Aynı Onun şeye baktığımız zaman ama megrı megri diye el ele tutuşup e, türküler çağırıp ağlayan insanlar da vardı Diyarbakır'da Hı. kardeşim yani eğer illaki birileri suçlanacaksa hepsine baksınlar ya dün onları aça yapanlar bu hendek e, şeylerine hendek Şivan perverden yani. bahsediyorum Şivan perverden i̇şte, bahsediyorum ağlayan anda, Arış'tan bahsediyorum e, Cumhurbaşkanından bahsediyorum eşinden bahsediyorum hepsi Sayın orada Şivan perver bildiğim kadarıyla şu anda Kuzey Irak Kürt bölgesel yönetiminde yaşayan bir sağcı. Olabilir. Olabilir. Ben bakın bunların hiçbir tane ya devletler. Nasıl bir irtibat kurdunuz ben onu anlayamadım. Neyi? Neyle? Şu an perver ve 6 7 gibi olay. Diyarbakır'a yasaklıyken getirilip orada el ele tutuşup e, megri megri diye türküler söylemediler mi? Hı hı. Söylediler. Abdullah orada şeyi mektubu okunmadı mı Diyarbakır meydanlarında 21 Mart'ta? Aynı tören değil. Okundu. Hı hı. Aynı tören değil ama yani hayır o şey olarak bahsediyorum belediyenin bayrak şeylerine gönderilen pek çok bayrağı çekilme gibi eylemler maalesef yapıldı. Hatta bu meclis kürsüsünde e, dahi tamam yani. Şimdi yani bakın her insan eğer bunları suç olarak görüyorsanız Hı -hı. bunların savcılar bunlar hakkında gerekeni yapması lazım. Hukuk karar verir. Ben bunlar yapıldığını söylüyorum. Hı -hı. Yani bu suç bunlar o zaman hukuk gerekeni yapar. Selahattin Demirtaş için de aynı şey Hı -hı. geçerli. Kim olursa olsun Herkes eğer hukuk devletiyseniz hukukun vereceği karar çerçevesinde suçlayabilirsiniz insanları. Hı hı. İnsan hakları evrensel beyannamesinin 11. maddesinin 2. fıkrası şöyle der. Bir kişi savunma hakkı tanınmadan yargılanmaz, yargılanmadan da mahkum edilemez. Hı hı. Şimdi ben Yusuf Alaç'ı olarak bir kişiyi nasıl mahkum edebilirim ki? Yo, tabii ki hukuk de var. Hukukun, Ama bir görüşünüz de olabilir. Ya benim bu da görüşüm şöyle. Olmaz. Kim terörle uğraşıyorsa, terör içerisine girmişse, kim teröristi temsil ediyorsa, hı hı. kim siyasi ayağı e, olarak terörizmin devam ediyorsa Türkiye'de ben onların hepsine karşıyım, hukuk gerekeni yapmak zorundadır. Pekala. Ee, eski bazı beyanlarınız var özellikle Ayasofya hakkında ve e, Sayın Cumhurbaşkanının adaylığı söz konusu olduğuna. Sayın Cumhurbaşkanından başlayalım dilerseniz. Bu arada şeyi geçmeden soruyu geçmeden sen sorular defterimize kime soru bıraktınız? Lütfen ben soruyu söyleme. Sayın Cumhurbaşkanı'na Lütfen. soru bıraktınız. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı inşallah. Ağlamakta nasip olursa bu soruyu sayın profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu size bıraktı diye yöneltmeye çalışacağım. Şimdi 2014 yılında ortaya attınız bir iddia var. Diyorsunuz ki o zaman MHP'deymişsiniz. Başbakan Erdoğan 3 yıllık fakülte mezunu Cumhurbaşkanı olamaz. diyorsunuz ve karşı size karşılık siz o zaman muhalefetteydiniz. Hı -hı. Yine muhalefetten bir cevap geliyor. Aydın Ayaydın. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Aydın Ayaydın. Şu anda milletvekili evet. değil bildiğim değil kadarıyla. Ee, o da diyor ki benim öğrencimdi diyor. Olması mümkün değil. Dört o yıllık yüksek O tarihte orada diyor. yoktu. Bir. İkincisi Aydın Ayaydın'ın o tarihte kardeşinin Rıza Zarrab'la çok yakın ilişkisi vardı. Bu da ikincisi. Hı -hı. Hiçbir arkadaşı var mı okulda Cumhurbaşkanı'nın yok. Kaldı ki o, e, 1900 kaçlar? 1980'den 1980, öncesi. 1981 Şubat döneminde mezun olduğunu belirtiyor Cumhurbaşkanı. Şöyle, bu okul e, 1980'den sonra fakülte haline geliyor ve e, yanıyor. Bir yangın Yok geçiriyor. yangında Sultanahmet yandı, Aksaray e, yanmadı. Yo ben söylemiyorum bunu. E, şey. Aksaray Aksa, rektör, rektör. rektör yardımcılığı. E, yok. Rektör rektörlük yandı, Sultanahmet yandı, Hı -hı. Aksaray'daki Maliyat ticaret Fakültesi yanmadı. Hı -hı yanmadı. Rektörlük yaptım orada biliyorum. Şimdi ee, bir maddeyi bana bir izleyicimiz göndermiş. Onun açıklısını. ha. Madde 101. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş. Hı hı. ve yüksek öğrenim yapmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından halk tarafından seçilir. Dört yıllık diye bir ifade sonraki yok. Sonraki Cumhurbaşkanlığı tabii şey anayasa değişikliğiyle beraber ortaya çıktı. Tamam. Evet. Bu dört yıllık diye bir hüküm yok. Üniversite mezunu diyordu. Önceki dönemde. Hayır sonra, şöyle. Sonra değişti bu anayasa yok. maddesi. 101. Değişiklik madde, tarihi 31 May 31 Mayıs 2007. Üstüne yazıyor. 2007. Yüksekokul Yüksekokul mezunu Cumhurbaşkanı. Yüksek öğrenim yapmıştı. Yüksek öğrenim mi yaptı? O zaman üniversite sayılmıyordu ki o üniversite akademi sayılıyordu. Bakın yüksek yani üniversite bile sayılmıyordu. Sultanahmet İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi üniversite değildi. Hatta o tarihte bununla ilgili çok tartışmalar oldu. Ve bu tartışmalarda üniversite sayılmadı. Akademi sayılmadı. Yani yüksek üniversite, yüksek öğretim görmüş sayılmıyor. Anlatabildim mi? Hı hı. O tarihe bakın. Akademiyle... Üniversiteler arasında Burada deniliyor ki sen vardı. girdiğinde Değil öyle sayılmıyor ki. olabilir ama mezuniyetinde öyle sayılmıyor. Mezuniyetinde de 81'de hayır o zaman yine sayılmıyordu. Elektör yardımcı yaptı. Yok sayılmıyordu. Sayılmıyordu hı hı. ve Cumhurbaşkanı'nın diploması iki sene sonra kurulmuş mezuniyetinden mezun olduğunu söylediği tarihten iki sene sonra kurulmuş üniversitenin diplomasını taşıyor. Olmaz ki. Ana şeye bakın kanuna bakın bir yüksekokul bir üniversiteye dahil edildiğinde o yüksek okulun diploması verilir diyor. Ama siz İktisadi İdari Bilimler Fakültesi şey e, akademisinin döneminin şeyini vermemişsiniz ki diplomasını. Marmara Üniversitesi'nin diplomasını taşıyor ve İktisat Fakültesi'nin e, bir bölümünün mezun olarak görülüyor. Mümkün değil. Kanun hangi, Sayın Alışoğlu, bir yılla halkın %52 desteğini almış Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanı olamayacağını bakın, mı söylüyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Yani bir, öyle bile olsa. Olmaz ki. Yani siz yasak, bunu hukukçuysanız, hukukçuysanız. Tamam siz bunu mesela mahkemeye taşıdınız mı? Mahkemeye ben taşımadım. Mahkemeye taşıyanlar oldu. Ben yüksek seçim kuruluna bildirdim. Yüksek seçim kurulu bizi ilgilendirmiyor dedi. Kim ilgilendirebilir? En yüksek mahkeme orasıydı seçimle ilgili. Hı hı. Şimdi bakın, tekrar ediyorum. 81'de mezun olduğunu, Şubat döneminde mezun. Şubat dönemi de yok üniversitelerde ya. Mezun olduğunu söylüyor, söyleyip ama 83'te faaliyete geçmiş üniversitenin diplomasını taşıyabilir misiniz? Burada bir terslik yok mu? O zaman şöyle düşünün. Tıp fakültesini bitirmemiş bir adamın cerrah olduğunu düşünün. Yani uygun mudur sizce? Bir sürü insan böyle olan insanlar ama, görevlerinden alındılar, hapse atıldılar. Şimdi bakın, şimdi eğer hukuk devletiyseniz, iseniz hukuk devletinde kurallar vardır. O kuralları yerine getirmediğiniz ben burada pek çok siyasi, siyasi ağırladım. Yani illa okudukları okulların işte kimle unuttum e, teknik okul mezunu ama mühendislik yapıyor mesela günümüzde. Bakın tekrar ediyorum eğer onunla alakası olmayabilir başka bir iş de yapabilir. Ama burada anayasal hüküm var. Anayasayı o zaman ayaklar altına alıyorsanız hiç anayasa yapmayın. O kadar basit. Yani zor bir şey değil ki bu. Yani ben anayasayı tanımıyorum dersiniz biter iş. Yani böyle yapmak istiyorsanız o zaman hukuk devleti olmazsınız. Ama hukuk devleti diye de konuşmazsınız. Konuşamazsınız. Transkrip var mı? İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi. O evet. dönemde 3 yıllık diyorsunuz ve e, aday olamaz diyorsunuz. Evet. Aday da oldu, Cumhurbaşkanı da oldu ama. Oldu. Aday da oldu Aha, ama hukuku çevirici, şimdi başka şey de olabilirsiniz. 23 seçimlerine gidiyoruz. Yeniden itiraz edecek misiniz bu konuda? Hayır. benim edeceğim kadar etmişim. E, iş e, Zannediyorum ki şeye kadar gitmiş, laheye kadar gitmiş bildiğim kadarıyla. Lahiye? İnsan haklarına mı bir yerlere kadar gitmiş herhalde. Adaletli Birileri var vermişler. Evet. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için zaten Ayasofya camiydi de ibadete yeniden açılması için defaatle teklif vermişsiniz. Evet iki kere kanun teklif verdim. Ee, bununla pek çok kez, 2013'te kez, verdim, 2015'te verdim. Pek çok kez de basının toplantısı düzenlemişsiniz bu evet. konuyla ilgili. Ayasofya ibadet açıldıktan sonra gittiniz veya o gün açılışa gittiniz mi? Gitmedim hayır. Neden gitmediniz? Davet edilmediğim gibi oraya gitmeye ihtiyacını hissetmedim. Yani illaki gitmek zorunda değilim bakın. Ben zorundasınız şimdi değil ben mi? Ben sadece şunu söyledim. Hayır gitmem gerekmiyordu. Hı hı. Şundan dolayı ben orada illaki ibadete açılmasını şunun için istiyordum. Şimdi orası fetin sembolüdür. Ve cami olarak duruyordu. Fakat ibadete kapalıydı. Nitekim yani bunun e, Ayasofya'nın ibadete kapatılma sebebi şeyden sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonradır. Nitekim e, Saraçoğlu Şükrü Saraçoğlu başbakan olduktan sonra yaptığı basın toplantısında işte o tarihte 2. Dünya Savaşı sırasında Sultan Ahmet'te asker koğuşu olarak kullanıldı biliyorsunuz. Ayasofya'da mühimmat deposu olarak kullanıldı. Basın toplantısında Sultan Ahmet o sırada tekrar camiye çevrildi. Fakat Sultan şey Ayasofya çevrilmedi. Şimdi orada dediler ki gazeteciler Ayasofya ibadete açılacak mı, camiye çevrilecek mi diye sormadılar. İbadete e, açılacak mı? Elbette içindeki şeyleri düzenlemeyi yaptıktan sonra açılacak dedi basın toplantısında. Ama işin rengi bu değildi. Şimdi özellikle ya 1934 yılı öncesinde 1931'de başlayan bir süreçtir. Amerikalı Bizantoloğun orada e, kazılar yapmak istemesi bahçesinde izin izni verildi ve çevresi çok e, harap bir durumdaydı Ayasofya'nın o tarihlerde. metruk yapılardan bahsediliyor. Metruk yapılar vardı hı. değişik. işte e, artık atılacak, çöpe atılacak şeyler de vardı. Şimdi bununla ilgili e, bir çalışma başlatıldı ve 9 kişilik bir heyet kuruldu. Ayasofya ile ilgili. Tahsin Özün vesairenin içinde bulunduğu bir de Alman profesör Utert vardı. Hı hı. Şimdi bunlar e, bir rapor hazırladılar. Bu rapora göre Ayasofya'nın tümüyle Osmanlı ve Bizans dönemine ait bir müze olması teklifi bulundu yapıldı. Bu teklife karşılık o tarihte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı. Hocam daha çok sorun var ama. Şimdi şu kısaca Hı. geçeyim. Ee, biz Ayasofya'nın değil cami olarak kalmasını ve aynı zamanda müze yapılmasını istiyoruz diye cevap verildi. Nitekim Atatürk'ün imza attığı söyledikleri tarihte yani... 24 Kasım 1934'te yani o kararnamenin çıktığı, Atatürk'ün imza attığı söyledikleri tarihte Atatürk'e soyadı daha verilmemişti. O gün verildi. Öğleden sonra saat 15-18'de Bir açıklamanızı 3 gün sonra diyorsunuz. Yok. 3 gün sonra e, resmi gazetede yayınlandı. Hatta A üstte olmaz Tabii. falan diye açıklandı. Ondan sonra e, köşeli A olmaz dedim. Fakat o gün başka attığı Amerika e, ile ilgili bir sözleşmeyi imza attığında Atatürk Gazi Mustafa Kemal diye atıyor. Oraya Atatürk diye atmaz. Yani kanun çıkmadan Atatürk diye atmaz. Bir. İkincisi madem kararname çıktı ki 1927'de resmi gazetede kararnamelerin resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtiliyor. 27'de çıkan kanunla resmi gazetede. Şimdi Atatürk imza atacak oraya. Bir babayı çıkacak. Kararnameyi resmi gazetede yayınlamayacak. Kararname resmi gazetede yayınlanmamış ki. Ondan sonra Atatürk'e mal ediliyor o kapatma meselesi. Hayır aslında Tahsin Öz gibi birilerinin arzusu yerine getirildi. Daha sonra Atatürk'ün vefatından sonra. Ha, Atatürk gitti mi müze yapar? Gitti. Ama o sırada ezan dokunuyordu, namaz da kılınıyordu o gittiğinde 6 Şubat'ta. 1938'e kadar kılınıyor muydu namaz? Efendim? 1938'e tabii, tabii kılınıyordu. kılınıyordu. Tabii ki ezan dokunuyordu. Müezzinler, müezzini vardı, şeyi vardı. Hayır. Müzeyken de ezan okunuyordu zaten Ayasofya'nın minarelerinden. Şimdi bakın daha sonraki tarihte. Sadece tarihçe, içine namaz kılmıyordu. Şey, şey, çok küçük mescit bölümünde hayır, Ama benim söylediğim tarihte kılınıyordu. kılınıyordu. Atatürk'ün 35'te Şubat ayında gittiği 6 Şubat'ta gitti ziyareti orayı. O tarihte kılınıyordu. Onu diyorum. Hala imamın mevzini vardı. Efendim? Siz belgenin sahte olduğunu söylüyorsunuz. O kararnamedeki Atatürk'ün imzasının Atatürk'ün vefatından sonra atıldığını söylüyorum. 70 Nitekim, yıl hocam bunu kimse fark bakın, etmemiş mi? Bakın bir şey söylüyorum. Şimdi kararname resmi gazetede çıkmadan yürürlüğe girebilir mi? Bugün Giremez. Cumhurbaşkanlığı imzaladığı Giremez. bir kararname. O zaman nerede resmi gazetede yok bu kararname? Peki kim o zaman yayınlamadı? Eğer yayınlamadıysa yayınlanmayan bir kararname yürürlüğe girer mi? Girmez. O dönemin koşullarına bir şekilde değil. girmiş ama, ama 1900. Bakın 1900. 45'ten sonraki tarihte Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanlığı zamanında bir e, kitapçık çıkardılar. Emirler, kararnameler adı altında tebliğler diye. Oraya koymuşlardı ama resmi gazete numarası yoktu. Ben resmi gazetede araştırdım. Resmi gazetede böyle bir kararname yok. Kanunlar kararnameleri sordum. Gene yok. Yani dolayısıyla bir, orada sahtekarlık yapılmış. Bu işle ilgili. Nitekim ben kar, ka, e, ibadet açılması ile ilgili kanun teklifini verdikten üç gün sonra bir kişi aradı beni, Hristiyan bir kişi aradı. Çok değerli bir bilim adamı olduğumu, eğer bu kara, şeyi kanun teklifini çekersem Vatikan ve Patrikhane adını aradığını ve kar, kanunu çekersem önümü açacaklarını ifade ettiler. Kim ifade etti bunu? Birisi işte, bir Hristiyan vatandaş, işte şunları tanımıyorum dedi. Tanımıyorum, hayır. bir Kendisinin avukat olduğunu söyledi. Şimdi dolayısıyla ben Hangi yıl o tarihte bu? Cemil Çiçek şeydi. genel meclis başkanıydı. Daha sonra İsmail Bey zamanında 15'te tekrar verdim aynı şeyi kanun teklifini ama ikisinde de kanun tekliflerim benim komisyona gönderilmedi. Bunun üzerine 2015'te şey verdim, dilekçe verdim. Çünkü milletvekilleri verdikleri kanun teklifi komisyona gitmezse 45 gün geçip gitmezse dilekçe veriyorlar bu dilekçeyle doğrudan doğruya verdikleri kanun teklifi meclise geliyor. Mecliste 5 dakika süre veriliyor okunması için okuyabilir, orada savunabilir diye hmm. veriliyor ve ondan sonra oylamaya doğrudan giriyor. Ama benim verdiğim dilekçe de şey işleme konmadı, gene gelmedi meclise. Yıllar sonra sizin bu verdiğiniz önergelerden ve emekli bir öğretmenin verdiği hukuk mücadelesinin sonunda bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle ibadete açıldı. Hiç gitmediniz mi şu ana kadar? Hayır İstanbul'a gitmediğim için. Tavsiye ederim. Buraya geliyorum ama oraya gitmedim hiç. Bu tarafa geldik. Böyle. Belki yarın uçağa binmeden ya fırsat Pandemi bulursunuz. vardı arada. Pandemiler falan olduğu için de gitmedim. Anladım. Şimdi son siyaset bağlamını kapatacağım. Sayın Akşener geçtiğimiz günlerde Nevşehir'de esnaf ziyareti sırasında bir ifade kullandım. Ben Cumhurbaşkanı adayı, adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim dedi. Siz Sayın Akşener'in 2018'de Cumhurbaşkanı olması için mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz. Evet. Nasıl yorumladınız bu sözü? Hala çok garibime gitti böyle bir ifade kullanmış olması. Gerçekten bunu söylediyse e, akıl almaz bir şey. Yani kadından Cumhurbaşkanı olmaz demesi çok garibime gitti. Bunu nereden, e, neye dayanarak söylüyor? Kadından emir olmaz bilmem. Bu emevi şeyidir, düşüncesidir. Yani bizim İslam'la da alakası yok bu işin. Onu söyleyeyim. Yani çok büyük hatalı bir konuşma. Alparslan'ın mezarı yerini biliyorum, açıklamayacağım demişsiniz. açıklamama sebebim var. Ekim, Siyaseten kullanılmasını Ekim, istemiyorum. E, 20 Ekim 2014. Şunun için söyledim. Şimdi bununla ilgili bir çalışma yapmaya başladık. Tamam, ya. siz bir akademisyensiniz ama. Ben de söyledim. Var. Tamam, akademisyenim. Ama şunu söyledim. O ekibin başına ben gel, benim konmam halinde gideriz, yaparız dedim. Ama onlar beni koymak istemediler. Biliyorsunuz ki akademisyenlerde bu tür e, bilimsel buluşlarda ahlaki olarak o kişi o e, şeyin heyetin başkanı olur. Çünkü benim tespit ettiğim ki yıllardır aranıyor Ruslar tarafından da. Ben bulduysam o zaman o heyetin başkanı Yusuf Alaçoğlu olmalıydı. Ama beni yapmak istemediler sadece yerini istediler. Kusura bakmayın vermem dedim söylemem dedim. Haklı olarak söyledim. Bunu hangi akademisyenle sorarsanız sorun. Çok önemli bir bulgu olabilir. Bulgu. Peki niye bunu ee, Yusuf Alaçoğlu'nu o heyetin başına koymadılar öyleyse bir de onu sorgulasanıza. Hangi sebeple? Bu ayrıca bir Hayır, Yusuf Sorken Alaçoğlu ama. 15 sene tarih kurum başkanlığı yapmış. Bütün Türk dünyasını, Türk tarihini araştıran bir adam. Ermeni meselesini Türkiye'nin yüz hakkı olarak araştıran adam neden heyetin başkanlığına getirilmiyor? MHP'liyim diye mi? Milletvekiliyim diye mi? Olur mu öyle şey? Bir bilimsel çalışmada etik, ahlaki olan daha doğrusu o bulan kişi o ekibin başına getirilir. Getirilseydi yanlış yerlerde aramazlardı. Bu kadar basit. Hala bulunamadı. Ama emniyetli yerlerde duruyor. Ben ölürsem kim biliyor nerede araştıracağını? Kim biliyor? File bilenler var şimdi. Burada söylememin gereği var mı? <laughs> Onlar sıkıştırılır. Hocam ama, ee ifade ma mazur görün ama bu biraz bencil de Bencilce mi? değil tekrar ediyorum. Yok şey katılıyorum. Sultan Alparslan'ın değil sadece Çağrı hmm. Bey'de de babasının yanına gömüldüğü için Çağrı Bey'in mezarda çıkacak. O zaman şöyle bir de düşünün. Peki böyle bir bilimsel bulguyu elde eden bilim adamını niye dışladıklarını sorsanız da bir. Onu da ayrıca sorarız. Asıl Elbette onu sormanız lazım. Hayır zaten siz bunun Yelek yerinden olan, dedikten her sonra bunun başka birisine Bakın, mal edilmesine imkanı yok. Var. Hayır, siz var, olur Olur mu? biz bulduk diyecekler. Şimdi bakın Sultan Alparslan gibi mı? Sultan Alparslan gibi ila ila öyle değil, bir dakika Dedim abi. Ki, Sayın Halaçoğlu Hoca Sultan Hayır, Alparslan'ın mezarını yerini biliyor. hiçbirini demezler. Bakın ben bunu çok yaşamış insanım. Şimdi çok basit olan bir şey söylüyorum. Dünyanın her yerinde her akademisyen bir işi bulmuşsa tıp satıp başka alanda teknik alandaysa o, o kişi o işi yaptırılır. Elbette. Ona yaptırılır. Tamam. Sultan Alparslan gibi Türk tarihi açısından son derece önemli olan birinin yıllardır aranan mezarının eğer yerini buldum diyorsa biri o der ki gel şunu yapalım. Niye yapmıyorlar? Üçü ayrılır, ekip neyi verilir. Neye kullanacaklar o zaman? Yusuf Alaçoğlu yapsa ne olur? Ne olur? Çok da güzel olur. Çok basit. E O zaman niye yapmıyorlar? Bence asıl bunu sormanız lazım. Çünkü dünyanın her yerinde usul budur. Ahlaki olan budur bilimsel alanda. Hocam. Ne demek istediğinizi gayet iyi anladım ve size de hak veriyorum. Ama Türk dünyası için bu kadar önemli olan bir bulguya ben ekibin başına geçmiyorsam bulamazsınız kardeşim demek de biraz. Hiç hiç de alakası yok. Çünkü bunu siyaseten o zaman kullanıyor anlamına geliyor. Yusuf Alaçoğlu neydi? MHP'de idi, milletvekiliydi. Hı. Araştıranlar MHP milletvekili olarak bilim adamı yıllardır ya tarih kurum başkanlığı yapmışım. 22 yıldır profesörüm. Bu kadar profesörlük yapmışım. Tarih araştırmalar yapmışım. Ermenilerde şurada burada temsil etmişim ülkeyi. Hocam gelin buradan ilan edelim. Yeni Şafak'ta da manşet yapalım. Ee, herkes sizin önderlik ettiğinizi bilsin. Yok öyle yok öyle bir şey. Önderlik etmem şartıyla giderim bulurum. Tekrar ediyorum. O Olmaz zaman Çar'da şey. bulunuyoruz. Yapsınlar gelsinler. Hadi Yusuf hocam. Koyun ekibin başına. Desinler. Gidelim. Yapalım bu kadar basit söylüyorum. Hocam yüzlerce yıllık bir efsaneden bahsediyorsunuz. Tamam da ve... böylesine önemli bir şeyden bahsediyorsam neden Yusuf Alaçoğlu değil? Çok basit bir soru Hı. soruyorum. O soruyu muhatapların i̇şte soru İşte sert sorular cevap... diyorsunuz. Ben de size bir sert soru soruyorum. Burada soruları ben sorarım hocam. Yok ben de sorarım. Ben bilim adamıyım. Sorarım. Hiç dinlemem. <laughs> evet yani bu iş böyle. <laughs> Pekala. 2019 yılında bir açıklamanız var. Zazalar Kürt değildir. Türk, Arap, e, İran karışımıdır. Genelde yapılan Türkiye'deki evet. Kürt sayısı 6-6,5 milyon demişsiniz. Bazı evet. Ermeniler Kürtleşmiştir demişsiniz. Alevi evet. Kürtler aslında Ermenidir demişsiniz. Kendisini Kürt olarak bilen birçok insan aslında Türkmendir demişsiniz. Evet. Karadeniz bölgenin nüfusu özbeöz Türktür demişsiniz. Daha sonra işte Bulgarlardan bahsediyorsunuz. Onlar da işte Türktür. Evet pomaklılardan bahsediyorsun. He? Hocam herkes Türk olmak zorunda mı? Ya o tabii ki olmak zorunda değil ama benim söylediklerim bilimsel çalış Yani, yani olmak 6 -6 istemiyorsanız. 6,5 milyon değil de o Abi, 16 milyon olsa ne olur? Çok şey olabilir. Şimdi burada mesela eğer Kürtçülük yapan, bölcülük yapan bir grup varsa bunlarla ilgili ilmi çalışma yaparsınız. Ama Batı'nın bunu niye söyledim? Çünkü Batı da bir çalışma yapılmış. Hem İngiltere'de hem Almanya'da. Türkiye Cumhuriyeti'nde etnik gruplar adı altında e, ve Viyas Baden'de basılmış Andreevs diye birisi tarafından bir kitap hazırlanmış. 48 etnik gruba bölüyor Türkiye'yi. Şeyde de, e, Tübingen Atlas'ta da Türkiye'nin etnik yapısını gösteren haritalar yapılmış. Bunlara karşı bir çalışma yapmam gerekiyor diye düşündüm kendim. 1986 yılından itibaren Osmanlı arşivlerindeki tahrir defterlerini incelemeye aldım. Çünkü tahrir defterinin şu özelliği vardır. Şehirlerde mahalleler, kimler oturuyor? Köylerde kimler oturuyor? Göçerler kimlerden oluşuyor? Hangi yaylak kışlak arasında göçüyorlar? Bütün bunların kayıtları vardır. Hatta kaç ama var bir mahallede eğer mahalleyi <laughs> eliyorsun veya şehirde kaç dul kadın var? Kaç mücerret bekar erkek var? Ondan sonra kaç pirifani adını verdiğiniz yaşlı insan var? Bütün hepsi kayıtlıdır taşrada kaç koyunuz var, kaç tavuğunuz var, kaç ineniz, kaç öküzünüz hepsi kayıtlıdır. Malul olanlar var, engelliler kayıtlıdır orada. Hı -hı. Onun dışında e, kaç koyununuz var? Kaç e, ne kadar tarlanız var? Ne üretirsiniz, ne kadar vergi verirsiniz? Tümünün kayıtları vardır. Şimdi bu defterlere dayanarak Osmanlı Anadolu'daki aşiretleri inceledim. 6 cilt halinde de yayınlandı. Şimdi bu yayınladığım kitaplarda şey kitapta Osmanlı vergi kayıtlardır. Osmanlı'da biliyorsunuz herhangi bir şu, şu e, Türktür, şu Kürttür falan gibi bir derdi yoktur Osmanlı'nın. Sadece millet olarak, müslim ve gayrimüslim olarak iki ayırır milleti. Şimdi bu kaynakların kanuni dönemine kadar olanlarda e, hangi Türkmen boyuna ait oldukları da genelde yazılır. Çünkü kanuniden sonra federasyonlar oluşturulmuştur. Yani diyelim ki Avşar, Beydili vesaireden karışık gruplar meydana getirilir. Diyelim ki Yenil Türkmenleri denir veya Bozulus Türkmenleri denir. Bunların içerisinde farklı boylar vardır. Bunlar niçin böyle yapılır? Dayanışma içinde olmasınlar ve devlete karşı ayaklanmasınlar diye böyle bir federasyon yapısı oluşturulur. Dolayısıyla bu federasyon meselesine gelmeden önceki defterler ve ondan sonraki defterleri İnceleyerek 252 tahrir defteri ki siyakatla yazılmıştır. Bunların içerisinde hangi grupların ne olduğu yazıyor. Söz gelimi. İzollar avşar boyundan. Rışvanlar iyidir boyundan. Siz de avşar boyundasınız. Şavaklar evet. Şavaklar e, bayat boyundan. İşte Beraziler döner boyundan. Bu şekilde yazar. Şimdi ben haliyle bunlara dayanarak konuştum. Öyle kafadan atarak bir şey söylemedim. Şimdi bunların birçoğu Kürtçe konuşuyor. Kürtleşmiş. İşte söylediğim bu. Kendisini Kürt olarak bilen birçok aslında kişi Türkler nasıldır dedim. Buna dayanarak söyledim. Öyle kafadan atmak yok. Rüyamda gördüğüm bir şey de değil. Nitekim bugün herkes tarafından onlar da kabul ediyor. Büyüklerimiz böyle derdi diyor. Şimdi bu çerçeve içerisinde konuştum. Bir de şunu söyledim. Demin birazcık eksik söylediniz. Yani Kürt Alevisiyim diyenler Ermenidir demedim. Dedim ki kendilerini Kürt hatta Kürt Alevi gösteren Ermeni dönmeleri vardır dedim. Burada bir yanlışınız var. Hı. Benim sözüm böyle. Çünkü Kürt kendisini zannederek Alevi olan Türkmenler vardır. E bunlar e, işte e, semah yaparlar. Semahları Türkçedir. Ve şam, semah biliyorsunuz bizim Gök Tengri döneminin semahıdır. Şaman semah denilen yanlışlıkla da olsa onun devamıdır ama İslami ritüeller konmuştur. Allah, Kur'an, peygamber, Ehl Beyt vardır bu değişlerin içerisinde. Dört kapı vardır. Kendisini Alevi gösteren ama ıı, bunun neden dışında Ermeni şey neden ıı, Ermeni böyle bir yola başvurusun e ki çünkü Ermeni Ermeni Türkiye'den bizim... gönderilmekten kurtulmuş oluyorlar böylece. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Bunu da Thomas Mığırdıçyan diye bir Ermeni var. 19 yıl Amerika'nın konsolos yardımcısı olarak Diyarbakır'da görev yapmış. Adam başkana rapor hazırlamış. Hazırladığı raporun arka bölümüne ekler bölümünü koymuş. Armani'yen Kördiş diye. Hangi Ermeni cemaatinin hangi Kürt aşireti adı altında hangi köylerde yaşadıklarının tüm listesini koymuş. Yani bugün PKK'da oradan çıkıyor kardeşim. Yani söylerken bunları rastgele kafadan söylemedim ki. Şimdi burada tabii bazı kişiler rahatsız oluyor bundan. Niye? İşte şu kadar Kürt vardır derken e bu aşiretler Türkmen aşiretleri. Zeydanlar şimdi mesela Hakkari'deler. Yüksekova'da yaşıyorlar. Ama onların asıl yurtları e, Bitlis bölgesi, Tatvan falan köyleri o tarihlerde. Bir de Maraş yörükler arasında Zeydanlar var. Yani yaşadıkları yer bile belli Osmanlı kayıtlarında. Karadeniz bölgesinin nüfusu özbeöz Türktür demişsiniz. Ben Trabzonluyum. Ah evet. Ee, Trabzon Özgür bir Türk. Rum, Rum İmparatorluğu vardı. Rum İmparatorluğu vardı ama Osmanlı, bak benim doktora tezim iskan politikası. Hı hı. Osmanlı bir yeri fethettiği zaman oradaki alır adamları başka yere sürer. Mesela Atay Yandıklı'dan bir, bir şeydir. Trabzon'da böyle Lazca konuşulur zannedilir ama Bakın. halbuki Lazca yoktur yani. Yok öyle bir şey. Barsa Rumca vardır Trabzon'da. Bakın Rumca kal, hala kalıntısı Rumca neden yani. vardır? Şundan dolayı orada Rumlarla beraber olanlar hı hı. Rumcayı öğreniyorlardı haliyle. Çünkü esnaf Rum, Rum'du. Hı hı. Şimdi, bizim aileye mesela Arnavutluk'tan sürmüş Osmanlı. Şey eski defter Bir yerden bir yere gönderir orada tekrar isyan çıkmasın diye. Hı hı. Mesela Trabzon'un fethiyle birlikte Çepniler oraya genelde Giresun'dan itibaren şeyden Samsun'dan itibaren e, Trabzon'a kadar olan bölgeye tamamen Çepniler yerleşti. İlk etapta 5200 çadır. Sonra 3800 çadır bir daha yerleşti. Oradaki rumlar ne oldu? Efendim? Oradaki rumlar Rumeli'ye sürdü. Hep böyle gönderir. Bakın mesela Karaman oğullarını ele şey yaptıktan sonra inzibat altına aldıktan sonra Karamanlılar da Rumeli'ye sürdü. İsyan çıkarmasınlar diye. Hı hı. Hocam şunu sormak istiyorum özetle. Yani Türk olmak zorunda değil sonuçta. Yani. İsteyen olmasın. Kimse bengel, seçmiyor Bir adamı. Bu memleketi seven bir bakın, sürü ediyorum. insan demin var demiştim, yani. Demin ne demiştim? Siyasi yapılanmada hı. vatandaş, vatanseverlik temel üzerine oturtmak istiyorum hı. demiştim. Niçin vatanseverlik? Adam Ermeni olabilir, Rum olabilir, bilmem ne olabilir. Siz Avşar boyundan gelmeyi seçmediniz sonuçta yani. Ya, kesinlikle. Dünyaya ama ne dedim? Vatanseverlik temel mi? üzerine oturtalım, herkesi kucaklayalım dedim. Vatan insan bu vatanı seviyorsa mesele yok, bitmiştir. Levon Dabayan diye bir Ermeni vardı, televizyonda beraber mesela programa çıktığımızda. Aynen şunu söyledi, ben Ermeni cemaatinden bir Türk'üm dedi, vatandaş olarak. Ermenistan'la bir savaş olsa, arz etmeyiz ama olduğunu varsayın dedi... Ben bayrağım altında Ermenilere karşı şehit olmaya hazırım dedi. Şimdi vatanseverlik temel üzerine oturtalım dememin sebebi bu. Bu sağ sol ayrımını Siz bugüne ortadan kadar pek çok kurumun dersen, başında olduğunuz üniversitede, akademide, Türk Tarih Kurumu'nda, milletvekilliğinde vesaire hiçbir işte bir Kürdün bir Ermeninin böyle bir yere gelmesine vesile olmuşluğunuz var mı mesela? İşte Levon Bayanı Tarih Kurumu'nda danışman olarak almıştım yanıma. Danışmanlık çok yönetici pozisyon değil. Yok yönetici değil. yönetici, yönetici pozisyon, ben yönetici yapamam ki. Yani tarih kurumuna yönetici atayayım benim yetkim yok bir yere. Ben onu soruyorum. Ama mesela İstanbul Üniversitesi'nde bir sürü Ermeni vardı akademisyen vardı. Ya onlara yani benim Siz elimde olan bir şey değil. Efendim? Onlar akademik şeylerden on geçerek yö yönetime geliyorum. benim getirmem mümkün mü? Yani ben cumhurbaşkanı olmadım, başbakan olmadım. Kastettiğim olmadı. o, o değildi açıkçası yani. Hani Çevrenizde eşiniz, dostunuz veya işte akademik bir sürü arkadaşım olarak... arkadaşım var şu an bile. Asistan ahvanlar. olarak var. mesela yanınıza yetiştirmişsinizdir. Yok ben bir tane e, asistan aldım. Doktoralar yönettim. Bana Hı -hı. kim geldiyse aldığım asistan da bugün e, Savunma Üniversitesi'nin rektörü. Hı. Öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakın şimdi burada biz Türk millet olarak ırkçı olamayız. İmparatorluk kurmuş milletiz. Çok ben onu farklı, soruyorum açıkçası. Çok farklı milletleri biz dünyamızda tutmuşuz. Ama ben bakın az önce söylediğimi o zaman unuttunuz. Vatanseverlik temeli üzerine oturmuş bir e, siyasi yapıdan bahsettim. Hı hı. Sadece olmayan, solcu olmayan, merkezde olmayan. Çünkü sağcıysanız karşınıza merkez ve solu alıyorsunuz. Solcuysanız tam tersini yapıyorsunuz. Merkezde değilsiniz yine iki tarafı karşınıza alıyorsunuz. Rekabete giriyorsunuz. Halbuki toplumu bütünleştirici bir siyasi yapı gerekiyor dedim. Şimdi, Şimdi son düzlüğe giriyoruz. Mesele buydu. 2023 Haziran seçimlerinde şurada pek bir şey kalmadı. Bütün evet. partiler de neredeyse seçim atmosferine giriyorlar. Siz diyorsunuz aktif siyaseti ben artık yok. Evet. Ne kadar sorarsam sorayım bu konu hakkında sizden farklı bir cevap ala, alabilecek gibi durmuyorum. Ee, ama bir vatandaşsınız ve oy kullanmak gibi bir vazifemiz var hepimizin. Ee, birinci sorum adayınız var mı? Adayım aslında aklımdan geçen adayım var ama Kim? benim adayı belirlememin bir anlamı yok ki. Sizin şahsi olarak soruyorum zaten. Tabii ki de yok. Ben Mansur Yavaş'ı düşünüyorum. Sayın Yavaş'ın adayı olmasını istiyorsunuz. Evet. Benzer bir çağrıyı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit da yaptı. Yapmıştı. Ama ben onunla bağlantılı değil benim sözüm. Ben çok eskiden beri o, o söylemeden önce de düşünüyordum. Hı hı. Çok eskiden tanıyorum Mansur Bey'i, yani belediye başkanlığı o. döneminden beri 2014 yılında bir televizyon programına katılıyorsunuz ve orada Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını eleştiriyorsunuz. Orada da tutunamaz, kısa sürede oradan ayrılır, orada da başarılı olmaz çünkü milliyetçi harekette böyle bir şey yoktur. Ya partinizdesinizdir, görev beklersiniz. Hı hı. Başka partiye gitmez. Doğru söyledim diyorsunuz. onu. Fakat sonradan. Çelişmiyor mu? Çelişmiyor şundan dolayı. Sonradan Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu bunları bunu çok hoş karşılayarak destekledi. Mansur Yavaş'ı. Çünkü şunu zannediyorum Sayın Kılıçdaroğlu farkına vardı. Milli değerlere sahip olan bir aday olmadan Ankara'yı elde etmesi mümkün değildi. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ı gösterdi. Ve Mansur Yavaş Hakikaten son seçimde büyük başarıyla eee belediye başkanı oldu. Ama çok düzgün bir insandır. Takip ediyor musunuz hala? Pek ilgilenmiyorum şu an neler yapıp yapmadıkları konusunda ama tabii zaman zaman e, televizyonda fazla siyaseten izlemiyorum açıkçası. Hı hı. Fakat yaptıklarını internette şurada burada tabii Google'daki haberler bölümünden izliyorum. Hoşunuza giden neler var mesela Ankara'da yaptığı? Ya Ankara'da yaptığından çok ee, polemiğe girmemesi benim daha çok hoşuma gidiyor. Siyasi polemiklere girmiyor mesela. Pek konuşmuyor. Evet. Pek konuşmuyor. İhtiyaç yok çünkü aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Yaparsınız işinizi, herkes görür zaten. Ee, şu anki konjektürde kendisi de böyle bir adaylığın söz konusu olmayacağını... Olmayabilir ben yani benim düşüncem kafamdan geçer. Tabii şey ki de siyasete 24 saat. Uzun bir süredir. Ya daha belli değil yani hiçbir şey belli değil. Siz yani diyorsunuz ki Sayın Akşener istifa etmişti genel başkanlıktan sonra geri döndürüyorsunuz. Evet. Her şey e, ters yüz olabilir. Peki e, şu an ya konjonktürde... Yarın e, bakarsanız Tayyip Bey de aday olmayabilir. Adaylığını ilan etse de olmayabilir. Olmayabilir yani onu bileceğiz. İhtimal aynı. Hani, bir yüzde, şey söyleyemeyiz. Yüzde bir bile olsa böyle bir ihtimal var. Olabilir yani. E, şu an konjektürde Sayın Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olacak gibi duruyor. Ee, en çok dillendirilen isim. Oy verir misiniz? Vallahi hele bir olsun da ona göre düşünürüz. Olmadan hiçbir şey söylemem mümkün değil. Olduğunu Bakacağız. farz edelim. Bakacağız. Bakacağız. Olduğunu farz edelim. Olduğunu farz etmekle olmaz. Tarih, tarihçi farza göre yani olası, şöyleydi, böyleydiyle tarihçi konuşmaz. Sayın Akşener'e oy, oy verir misiniz? Bakın tekrar ediyorum. Zaten olacağım demiyor da yani yine konuşmam. Olduktan sonra konuşurum. Olsunlar bakalım. Görelim olacaklar mı? Kim olacak? Yardımcı olacak mı? Kim şey olacak mı? Yardımcılar vesaire olacak mı? Göreceğiz. Sizin Cumhurbaşkanı... Şu an için karar vermiş değilim. Şu kararsızlar içerisinde ben de varım. O %20, yirmi hmm. içerisinde. Hangi partiye de oy atacağınız henüz karar vermediniz ar mi? Kesinlikle şey atmayacağım belli. Şu anki iktidarı Cumhur İttifakı'na atmayacağım kesin. Herhangi bir şekilde atmayacaksınız. Peki hangi partiye daha yakın hissediyorsunuz? Hiçbir daha partiye. Şu gitsiniz. an partiye. Siyaset yapmak için sormuyorum. Bunu. Ben de samimi söylüyorum. Şu an hiçbirine. Hiçbir Hiç partiye oy atmaz mısınız? Şu an hiçbir tanesini tutmuyorum. İyi partinin ikisiz kurucususunuzun tutmuyorum. Bakın yani. olabilir. Atmıyorum. Düşünmüyorum yani şu an. Şu Bugün sandığa gitsek boş mu atacaksınız Sayın Alışoğlu? Sandık geldiği takdirde bir karar vereceğim muhakkak Hı. ama şu an için herhangi bir partiyi tutmuyorum. Bu kadar basit. Buna da hakkım var, özgürüm. Tabii ki de gayet hakkımız var yani. Ama beğenmiyorum açıkta siyasette söyleyeyim. bulunmuş bir isim bu kadar da yani apolitik bir düşünce içerisinde olmasın. Şimdi bakın e, ben siyasette 24, e, ne kazandım, 25, 26. Ne kazandım dönem, biliyor musunuz? Siyasette ne kazandım ben, biliyor musunuz? Siyasete girerek milletvekilliğinde aslında milletvekili olarak hiçbir şey kazanmadım fakat iyi bir siyasi tecrübe kazandım tarihçi olarak. Hep dışarıdan gördüğümüz siyasi yapının içerisine girmek suretiyle aslında siyasetin nasıl bir şey olduğunu öğrendim. Benim için en faydalı şey oydu. Bana tek bir faydası vardı trafikte ceza yazmıyorlardı Milletvekili olarak. Çok <laughs> mu hızlı yapıyordunuz? Benim için başka hiçbir faydası olmadı. Çok artık. mu hız yapıyordunuz? Yok hız yapma değil. Tabi ister istemez e, şeye giderken, Kaseri'ye giderken biraz hızlı gidiyordu tabi. Ama var, öyle 160'ta falan değil yani. Artık hız sınırları da artıldı zaten. Bu <laughs> arada e, sevgili e, editörümüz Süleyman bana bir bilgi notu atmış. Diyor ki, Mustafa Kemal Paşa'nın Ayasofya hakkındaki düşünceleri Grace Ellison'ın 1923'te yayınladığı An English Woman in Ankara e, adlı kitapta yani Ankara'da bir İngiliz Kadın isimli kitabın 244 ve 245. sayfalarında yer alır. E, şu nakledilmiş Atatürk'ten e, olacak şekilde. Ayasofya'yı cami olarak muhafaza etmemiz Katolik Kilisesi'ni hakikaten incittiği takdirde orayı müze haline getirebilir veya ebediyen kapatabiliriz. Hristiyan dünyasını kasten incittiğimizi hiç kimse söylememelidir. Şimdi buradaki en büyük yanlış ne zaten biliyor musunuz? Atatürk'ün böyle bir söz sarf etmiş olmuş olması halinde Katolik Kilisesi'nin Bunu Murat rahatsız... Bardıkça yayınlamış bu arada. Tamam ben de bir şey söylüyorum. Onun ne kadar doğru olup olmadığı şüpheli. Çünkü Atatürk orada Katolik Kilisesi'ni rahatsız etmekten bahsetmez. Çünkü Ortodoks kilisesidir Ayasofya. Ortodokslukla katoliklik ayrı din gibidir ve birbirine düşman. Hı hı. Dolayısıyla öyle bir şey söylemez Atatürk. Bir, ikincisi kaldı ki o zaman söylemiş olabilir. Daha sonraki fikirleri aynı o tarih 20'likteki fikirleriyle örtüşmesi söz konusu olmaz. 34 çünkü bu. Ve artık her şeye hakim olmuştur. E, yurt dışındaki diğer devletlerle e, ilişkilerinde belli bir e, seviyeye gelmiştir. İkincisi tekrar ediyorum. Ee, bir kararname olmadan Atatürk'e mal edilen kararnamede ne kadar yanlış şey söyleniyorsa bunlarda da yanlış söylenir. Kararname yayınlanmamışsa e, resmi gazetede zaten Atatürk'e atfedilen bütün o iddiaların hepsi çürümüş olur. Kendiliğinden çürür. Yani kararname yoksa bize de yoktur. Murat Bardakçı da ama Türkiye'nin önemli tarihçilerinden bir tanesi yayınlamış. Gazeteci. Kararname Aynı zamanda... mi yazı, yayınlamış? Yok şey. E, kitabı Kitabı göstererek... Ya kitap, ne kitaplar yayınlıyoruz Türk, Türkler aleyhine ne kadar neler yazmıyor. Yani biz eğer onların ipiyle suya kuyuya inecek olsak geri çıkamayız. Biz o kadar çok şeyle yani Babinger'den tut da bilmem neye ne kadar Osmanlı Devleti'nin anlatanları eğer o yolda çıkacak olursa kuyudan çıkamayız. Tadiplerine gideriz. Yani her Batılı'nın yazdığını makbul saymaya kalk, kalkışmak gibi bir böyle yanlışımız var maalesef. Yani bir yabancı bir şey söylerse o makbuldür. Bir Türk bilim adamı söylerse makbul değildir. Böyle bir alışkanlığımız var maalesef Türkiye'de. Bu hatırat niteliğinde olduğu için belki. Hatıratı biz ikinci el kaynak olarak görürüz. Birinci el kaynak görmeyiz. Pekala. Sayın Alaşoğlu teşekkür ederiz. Buralara teşekkür kadar geldiniz. Ederim. Eksik kalan bir yer tamamlamak istediğiniz varsa son birkaç dakikamız var. Ee, bunun haricinde ben soruları büyük oranda size yönelttiğimi düşünüyorum. Bir de 17-25 Aralık darbe girişimi e, döneminde 2014'ün 6 Şubat'ın hatta 6 Şubat yanlış hatırlamıyorsam MİT krizinin patladığı gün MİT tırları kumpasının hı hı. bulduğu gün e, meclis kürsüsünden e, o dönem işte FETÖ aracılığıyla e, sızdırılan bazı montaj tapeler ifade ediliyor. Hı hı. Bunu dinletmeniz bir akademisyen olarak ne kadar doğru? Neyi dinlettim? Sen i̇şte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir medya patronunu arayarak e, talimat verdiğini iddia ediyorsunuz. Hayır iddia etmiyorum. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlettim ben. Orada. Hı hı. Yani Cumhurbaşkanı Sayın Bahçeli'nin... Bu Bahçeli nereden edindiniz? Bakın. Aa, medyada vardı. Yabancı Medya kim verdi bunu? Efendim? Kim vermiş. Kim, verdi? kim kim verirse versin önemli olan o değil. Ya ben doğrudan bakıp bakıyorum aslında. Alt yazıda geçti. MHP O zaman ve Milliyetçi Hareket Partisi isimleri. Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasını kestirdi konuşmakla. Bunun ıı, konuşmasını verdim. Yani bizzat başkasının dediğini değil, başkasının anlattığını değil. Bizzat Cumhurbaşkanının konuşmasını oradan dinlettim. Sayın Alışoğlu ben bildiğim kadarıyla. Ama benim genel mahke... başkanımın konuşmasını engelleyen Hı -hı. bir konuşmayı verdim. Kendimizi partimizi ilgilendiren. Bu hakkım vardı buna. Şöyle benim bildiğim kadarıyla. Bunun FETÖ ile alakası yoktu. Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Mahkemelerde ıı, illegal yollardan elde edilmiş delilleri mahkemeye sunamazsınız. Ama bu açıkça siz de bir milletvekilisiniz ve bu Tape'yi işte montaj olarak ifade edildi o dönemde. Yargı kararı o şekilde verildiği için bu bu şekilde nitelendiriyorum. FETÖ'nün sızdırıldığı, FETÖ tarafından verildiği de ortada. Dolayısıyla bir terör örgütünün ortaya attığı bir malzemeyi meclis kürsüsünden kullanmak. O zaman terör kullanmak... örgütü müydü? Terör örgütü müydü FETÖ? Bakın şimdi bunu söylediğiniz zaman ben şunu söylerim. Siz de o zaman mi? terör örgütü olarak nitelendirmişsiniz. Ben, ben hep terör örgütü diye zaten en başından beri bu adama dikkat edin. Soruyorsun? Bu adama, bakın Siyan o adam tarafından, tarafından, Onlar tarafından gelmiş. Şey onlar, onlar tarafından kumpasların bakın. kanalı da belli. Okyanus ötesi diyorsunuz ya. 2 dakika yani. öyle değil. Şimdi siz 13 10 17 25 Aralık meselesi öncesinde makbul olan insanları siz kendiniz oralara getirdiniz hı hı. ve onları siz kullandırdınız. Yani Deniz Baykal hakkındaki MHP hakkındaki kasetler nasıl çıktı? FETÖ tarafından çıktı. Kim kullandı peki söyler 15 misiniz? 15 darbe yapan generallerin birçok Hayır, bakın bir şey söylüyorum. Kim zaten kullandı? Onları MHP'nin kasetlerini kim kullandı? Hı -hı. Kim bunlara beyanat, bunlar hakkında beyanat verdi? Tekrar bakın. O konuşmayı yapan Cumhurbaşkanı da konuştu bu konuda. Bakın, o, o da konuştu. Eğer onlara girecek olursak çok daha kötü şeyler anlatırız. Hı -hı. Bakın, o tarihte FETÖ'nün ne olduğu var. bilinmiyor. FETÖ'nün ne olduğunu bilmiyor olduklarını söylediler. Ama ben 1994'ten beri Milli Güvenlik Kurulu'nda sürekli bu adama dikkat edin. Amerikan misyonerleri şeklinde çalışıyor dedim. Kaç kere? Bana burnunu sokma dediler o zaman. Şimdi adam çünkü okullar açmış, en yetenekli çocukları eğitim kurumlarına almış. Aynı şey 1845'te Amerika'dan 12 tane misyoner gelmiş, 7 tane okul açmışlar. Ondan sonra 100 yılın sonunda Amerika'nın açtığı okul sayısı Osmanlı topraklarında 625 öğrenci sayısı 23 bin. Robert Koleji e örnek verdim. Orada da verdim. 1900, 1863'te Robert Kolej kuruldu bir misyoner okul olarak. 68'deki ilk mezunları Bulgaristan'ın elebaşılarıdır. Evet, siz Mecliste siz de anladım. söyledim. Siz farkında olduğunuzu da söylüyorsunuz ama 2014 yılında aynı örgütün ortaya attığı bir tapeyi meclis aynı örgütten ben almadım. Aynı örgütle Zaman alakası yok. de manşet oluyorsunuz. Aynı, aynı örgütle falan alakası olarak almadım. O bana o e, konuşmayı e, video olarak e, bir arkadaşımdan aldım. Hı hı. Ondan sonra da e, nitekim e, televizyonda da Devlet Bey'in adı altta da geçiyordu. Alttan bile kaldırdılar. Ben de Genel Başkanımın konuşmasının engellendiğini bu sebeple diye mecliste konuşma Pek yaptım. Hani. Buna da hakkım var. Pekala Pek hani. Çok teşekkür ederim. Ben Bayan teşekkür var. ederim. Sizin. Sert Sorularda bu akşam konuğumuz İyi Parti eski milletvekili Profesör Doktor Sayın Yusuf Halaçoluydu. Kendimizin hazırladığı, ekibimizin hazırladığı ve sizden gelen soruları yöneltmeye çalıştım ve büyük büyük oranda da açıklıkta cevap aldığımı düşünüyorum. Tabii ki tak tak takdir sizin. Önümüzdeki hafta sürpriz bir konuk en azından mutabakata vardık. Ağırlamayı hedefliyoruz. Görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Sert sorular ya bunlar. Sert soruların bu akşam kurbanı ver Yok. Red mi diyorsunuz? Atılmıyorum. Bugün niye duyayım yasal? Nasıl bunu istersin? Ya bu Ayşe değil. Ben sizle de şu anda program yapıyorum. Yarın sizinle ne olacağınızı biliyor muyum ben? Geri adım da atmış değil. Niye beni siz zorluyorsunuz? Öyle mi? yani siz de o kadar zorlamayın.